Baba, baba, seni çok seviyorum. Görmüşsün nihayet. Seni nasıl bekledim biliyor musun babacığım? Babacığım, hem biliyor musun artık provalarım bitti. Döndüğün için çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum babacığım. Ah canım babacığım benim. Neredesin? Bu evde neler döndüğünü acaba biliyor musun? Ne? İç çağ evleniyormuş kızım. Şey biliyorum evet. Peki o zaman neden evde değilsin? Evde bekleyip ne yapacağım ki baba? Hem biliyorsun öyle şeyleri sevmiyorum ben. İçça'nın evlendiği kişinin kim olduğunu biliyor musun peki? Hayır. Doğrusu çocuğu beğenmezsen bana söyle dedim ona. Babama söylerim. Babam o zaman evliliğe izin vermez dedim. Ama şimdi böyle oldu. Ona diyeceğimi dedim. Başka ne diyebilirim ki baba? Beni sabah, öğle, akşam küçük büyük her mesele için arıyorsun. Baba pikniğe gidebilir miyiz? Bunu yapalım mı? Baba, annem şöyle söylüyor. Her şey için beni arayan kızım böyle büyük bir şeyi neden saklıyor? Bunun için beni aramaya gerek duymadın mı peki Tapasya? Ne yapayım baba ben? Ona söyledim. Yani teklifi beğenmediyse o zaman... O zaman ne? O zaman bana söyle demiştim. İnan... Sana doğruyu söylüyorum baba. Peki doğru nedir? Doğru ne Tapasya? Gerçekleri biliyorsun değil mi Tapasya? Ben gittikten sonra, Vir geldikten sonra evde neler döndü bana her şeyi anlat. Biliyorum ne olduysa sebebi sensin. Ve diğer bir sebebi de Vir. Öyle değil mi? Vir buraya seni görmeye geldi Tapasya. Sonra nasıl oldu? Baba Vir... Baba bir şey... Vir'le senin aranda ne yaşandı Tapasya? Aranızda ne oldu öğrenmek istiyorum. Özür dilerim babacığım. Çok özür dilerim. Seninle Vir'le ilgili konuşmak istedim. Ama telefonda değil. Senin geleceğin zamanı bekledim baba. Seninle yüz yüze konuşmak istiyorum çünkü. Her şeyi açıkça söylemek istiyordum. İnan doğru söylüyorum. Tamam. Şimdi burada sen ve ben baş başayız. Bana ne söylemek istiyorsan söyle. Baba, Vir benimle görüşüp... iyice tanımak için... görmeye geldi ve ilk görüşmede birbirimizden... tamamıyla farklı olduğumuzu hissettim ben. Sonra yavaş yavaş birlikte bir gün bile geçiremeyeceğimizi anladık. Bütün hayatımızı nasıl geçirebilirdik ki babacığım lütfen. O yüzden Vir'i görüşmek için çağırdım. Uzun uzun konuştuk ve karar verdik baba. Bu ilişkiyi burada sonlandıracağız dedik. Hem zaten bu kadar erken evlenmek istemiyorum. Anlıyorsun değil mi babacığım? Lütfen bu konuda beni anlamaya çalışın. Annemle büyükannem bunu anlamıyor çünkü baba. Lütfen. Lütfen, bari sen anla beni babacığım, lütfen. Bohan? Baytakur bahçede mi? Hayır efendim, sabah erkenden gitti.
Tamam git. Teyze, Bay Takur'la konuştun mu? Hayır. Sabah sabah nereye gitti? Telefonunu da almamış yanına. Abla, biraz işi vardır. O yüzden çıkmıştır. Ama hiç haber vermeden çıkılır mı böyle? Divya, sabah yürüyüşüne çıkmıştır. Arkadaşlarıyla oturuyordur. Ama bu kadar geç kalmaz. Tapasya da evde değil. O zaman baba kız çıkmışlardır. Oturup konuşuyorlardır. Kaç gündür birbirlerini göremediler. Tapu'nun anlatacak bir sürü şeyi vardır değil mi? Bizim kızımızı biliyorsun. Jogi İçay'ı da merak ediyor. Onun hakkında da hiç kimseyle konuşmadı. Hepsini merak ediyordur işte, konuşuyorlardır. Anne, şu çocuğu ne yapacağız? Aha, ne yapacağız canım? Şimdi herkes hazır. Jogi gerçeği biliyor. İtca da çocukla evleneceğini ona söyledi zaten. Bak sen şöyle yap. Pandit'in evine git, hazırlıklara bak. Töreni herkesin önünde yapalım, daha güzel olur. Hayır, hayır teyze. Bay Takur gelsin. Aa, o geldikten sonra da töreni bitiririz. Bu arada gelsinler, biz başlayalım. Hadi Puşkar, Jogi'yi de getir. O da mutlu olsun. Teyze. Bunu da kaçırırsanız siz bilirsiniz artık. Tapu'yla konuştuktan sonra Jogi bu farenin planlarını zaten anlayacak. Ama önce onunla bir kere konuşmalıyım. Tamam, yarım saate kadar gelir. O zaman konuş onunla. Puşkar, hadi kahvaltını bitir. Tamam anne. Çabuk git, pandidik getir, çabuk hadi. Ah Tanrım, sen bilirsin. Damini, çabuk ol, hazırla şu kızı. Prakash ve ailesi geliyor. Ne bakıyorsun öyle? Dünkü merasim yarım kaldı. Bugün bütün her şeyi tamamlamamız lazım. Hadi acele et. Hadi durma öyle. Tanrım, sen bilirsin, zamane insanlar işte. Hanım rica edecek, hizmetçi duracak. Hadi yürü. Büyük hanım. Ben Bay Takur'la konuşmak istiyorum. Ne oldu? Önce Bay Takur'la konuşayım, sonra ne yapılacağına karar veririm. Ne konuşacaksın? Sen otur kalk da Jogi'ye dua et. Senin o hain fare kızını bu evden göndermedi. Dünyada hangi baba öz kızı olmayan birine böyle yapar? Söyle bakayım. Yat kalk da dua et ona. Zaten ne kadar dua etsen azdır. Sabah evden çıkmış. Ancak gece gelir. Hadi çabuk ol. Hadi yürü yürü. Çok akıllısın değil mi? Tapu'nun mutluluğuna göz dikiyorsun. Ah Tanrım, en iyisini sen bilirsin. Anne. Kaderimde bu yazılmış, değiştiremeyiz. İstesek de olmaz anne. Kaderimde ne yazıyorsa olur. Daha fazla kendini üzme.
Hayır İtacığım. Bu senin kaderin değil. Beni dinle lütfen. Senin kaderin bu değil kızım. Açıkçası artık geri gelmem diyordum. Evet. Dün neden gönderdiniz, bugün neden çağırıyorsunuz? Bakın. Kızımız da geldi. Gel kızım. Senin yüzünden rezil olduk millete. Çabuk ol. Sakın bu işlere burnunu sokma, biz hallederiz. Hadi yürü. Gelin gidemez. Bir baba olarak ben bu evliliği hiçbir şekilde onaylamıyorum. Ne? Al işte. Yine aynı şeyi yaptılar. Efendim, ne demek bu şimdi? Ne oluyor yine? Siz bize, oğlumuza şaka mı yapıyorsunuz? He? Dalga mı geçiyorsunuz? Bize hayır deyip gönderiyorsunuz. Sonra bu çocuk evimize geliyor, bizi buraya çağırıyor ve Bay Takur gelip bizi burada aşağılayıp gönderiyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bizim de bir itibarımız var. Böyle saçmalık olmaz. Çünkü İtça da bu evliliği istiyor. Ayrıca... Bakın, bütün bu yaşananlar, benim evimde olan şeyler, arkamdan iş çevrildiğinin bir kanıtı. Onun için sizlerden özür diliyorum. Sizi küçük düşürmek istemezdim. İtça'yı evlendireceğim, evet. Ama istediği gibi bir şekilde. Onu seven biriyle ve aynı zamanda onu da sevdiğiyle.
hayallerini gerçekleştirebilecek biriyle evlendireceğim. Tek bir özel insanla evlenecek. Ve evleneceği o özel kişi de... zaten belli. Çok yanlıştı. Ben burada değildim. Bu biçareye çok haksızlık yapıldı. Ama ben nihai kararımı verdim. Bu evlilik gerçekleştirilemez. Ne yapıyorsun Jogi? Ben ne yapıyorsam teyze... İyice düşünüp yapıyorum. Çok önemli bir karar aldım. İtcha ile Veer'i evlendirmeye karar verdim. Söylediklerim gerçek. Bir. Gel oğlum. Hayır. Hayır. Bu mümkün değil. Derin 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 der
Katya? Bu mümkün değil. İtça, beni dinle kızım. Hayır. Kızım İtça. Hayır. İtça, beni dinle. Sana dedim değil mi? Bu teklifi istemiyor. Bir, sen burada kal. Ben İtça'yla bir konuşup geleyim. Kızım İtça. Yavrum. Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Hayır. Bunu bana yapmayın. Ama neden? Lütfen bu evlilik olsun, izin verin. İtça, farkında mısın tatlı kızım? Sen o çocuğu hiçbir şekilde sevmiyorsun. Ama Veer'le nasıl evlenebilirim ki? Bu olamaz. Neden olmasın? Buraya gel. Kalk. Yanıma otur. Bana bak şimdi. Şimdi söyle bakalım bana. Bu evliliği neden istemiyorsun? Çünkü kalbimde her zaman yük olacak. Tapunun mutluluğunu çalacağım. Biliyorum tatlı kızım. O çocukla evleniyorsun çünkü kendini buna mecbur hissediyorsun, öyle değil mi? Yavrum, söyler misin bana neden başkasının hatası yüzünden kendini cezalandırmaya kalkıyorsun? Gözlerinden okuyabiliyorum İtça. Neden böyle yapıyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Ben çok iyi biliyorum. Yavrum, ben sana çok sevgi veremiyorum. Çünkü sen bunu her zaman üzerinde bir borç biliyorsun. Ve bir gün bunu ödemeye çalışacaksın. Bunu da biliyorum. Kızım çok iyi kalpli ve dürüst bir kız. Biliyorum. Eğer biri sana laf söylerse sana olan güvenim asla sarsılmaz. Ben sana inanıyorum kızım. Sana olan güvenim sonsuz. En çok neye üzüldüğümü sen de çok iyi biliyorsun tatlı kızım benim. Eğer kızlarım bana doğruyu söylemezse bu durum beni gerçekten üzer. İşimden dolayı yoğunsam da olmuş sanki. Sen ya da Tapu hemen beni arayın. Hemen buraya gelirim yanınıza. Yavrum, gerçeği eğer bilseydim ben bunların yaşanmasına izin vermezdim. Hiçbir şekilde. Bu hatan için seni bir şartla affederim ama kızım. Sor bakalım neymiş? Nedir? Bir daha bana asla
Böyle davranmayacaksın kızım, tamam mı? Kendimi bir yabancı gibi hissettirmeyeceksin. Kızımın gözlerinde görmek istediğim yaşlar sadece mutluluk gözyaşları olmalı. Ben her zaman kızlarımı mutlu görmek istiyorum. Özür dilerim anne. Özür dilerim. Hayır hayır yavrum. Yapma böyle. Ve şunu da çok iyi biliyorum. Sen ancak Vir'le mutlu olacaksın kızım. Hayır Baytakur. Bu mümkün değil. Vir... Vir tapuyu görmeye geldi. Ben onunla... nasıl evlenirim ki? Evet. Haklısın İtça. Söyle bana, prensimi elimden nasıl alırsın İtça? Evlenemezsin İtça. Evlenemezsin. Dinle bak. Ben sana Vir'i verdim. Aptal. Sana başından beri söyledim ya canım, Vir'le evlenmek falan istemiyorum. Ne sorunum olacak benim ha? Eğer bir senin evlenmek istiyorsa. Aptal. Tapu? Böyle söylüyorsun ya İtça. Babama doğruyu söyledin. Çok özür dilerim, kusura bakma İtça. Doğruyu söylüyorsun. Benim yüzümden herkesin hayatı sarsıldı. Bu çok korkunç, biliyorum. Ama ben böyle biriyim işte. Her işi düşünmeden yapıyorsun tatlı kızım. Baba! Seni seviyorum baba. Çok iyisin. Biliyor musun? Sen gelince bütün sorunlarım çözülüyor. Öyle mi? Hadi git prenses İtça, hadi git. Vir senin ve seni bekliyor, hadi git. Aa evet. Masala çayı varsa benim İtça'ma sakın üzmesin, tamam mı? Yoksa çok sinirlenirim. Hadi git, hadi. Vir seni bekliyor, hadi. Hadi canım git. Git diyorum. Baba bak dinlemiyor beni, görüyor musun? Ama büyük anne. Artık kimse sana bir şey söyleyemez. Ben buradayım kızım. Hadi bakalım. Bir dört gözle seni aşağıda bekliyor. Kulaklarını aç ve dinle. Bu kızı hemen buradan alıp gidiyoruz, tamam mı? He? Dün de yaptınız, bugün de böyle yapıyorsunuz. Siz bizi ne zannediyorsunuz? Bu çocuk oyuncağı mı? Biz sıradan insanlar mıyız? Bizim hiç itibarımız yok mu? Bakın. Ne bakın?
Saçma sapan konuşuyorsunuz. Yaşınıza hürmeten sizden özür diliyorum. Sağ olun, çok yardım ettiniz doğrusu. Yaşlı başlı insansınız, insanları aşağılıyorsunuz. Hanımefendi, sen de kulaklarını aç, iyi dinle. 50.000 rupi için karar vermiştik. Bana bu adam söyledi. 25.000 rupi verdik. Biz sonra vereceğiz dedi. Ben 25.000 rupimi geri istiyorum, anlaşıldı mı? Yoksa sizi ne hale sokarım bunu bilemezsiniz. Bakın, bu evi başınıza yıkarım sizin. Benim 25.000 rupimi verin. Yoksa buradan gitmeyiz. Tamam mı? Anladınız mı beni? 25.000 rupimi verin. Durun, sakin lütfen. Baba sakin ol. Lütfen dur, durun. Baba. Bırakın. Yarın geliriz, tamam ya. Beni dinle. Yarın akşama kadar parayla gelmezsen... o zaman bakın görün. Size hayatı nasıl zehredeceğim. Oğlum, sen de merak etme. Tamam, yarın geleceğiz. Geleceksin değil mi? Göreceğiz, tamam. Göreceğiz bakalım. Hadi Prakash, hadi. Görüşürüz Bay Takur. Görüşürüz Bay Takur. Görüşürüz. Şöyle yapar, böyle yapar. İstedikleri zaman çağırıyorlar, sonra da yerin dibine sokuyorlar. Hadi gidelim, yürüyün. Ay, şu sefillere bak. Oğullarının evliliği için paraları yok. Biz onlara yardım ediyoruz. Şu yaptıklarına bak bir de. Ah Tanrım, sen bilirsin. Tanrım sen bilirsin. İşte bir orada. Hadi içe. Özür dilerim İça. Seni galiba yine üzdüm. O gün sana ne diyeceğimi bilemiyordum. Ama ne yapayım? Kalbimi dinleyip anlamam uzun zaman aldı. Ama kalbimi dinlediğim zaman kendimi hiç durduramadım. Benim yüzümden onunla evlenmek zorunda kalacaktın İça. Özür dilerim İça.
Ne? Bugün iki kez özür diledin. Özür dilerim. Hayır, yani özür dilemem gerekiyor. O yüzden özür diliyorum senden. Şimdi de sen anlat istersen. Evleneceğini duyduğumda çok korktum İlçer. Seni sonsuza kadar kaybedeceğimi düşündüm. Sonra benim için ne kadar önemli olduğunu anladım. Ve sürekli olarak seni düşündüm. Biliyor musun İlçer? Seni gerçekten çok seviyorum. Senden duymak istiyorum İlçer. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Sana mutlu olacağım bir hayat vermek istiyorum. Bugün sadece ben konuşuyorum galiba. Sen de bir şeyler söyle. Benimle evlenir misin İlçer? Kızım başlık parası 50 bin rupi diye anlaşmıştık. Ve ben size 25 bin rupiyi ödedim bile. Affet bizi. Biz çok büyük bir hata yaptık. Bizim yüzümüzden oldu. Yeter, yeter. Ağlama artık. Her şey yolunda. Otur. Otur. İlçer o aileden biriyle evlenirse kendimi asla affetmem. Bu yükü kalbim taşıyamaz Divya. Bana ne oldu inan bilmiyorum. Teyzemin söyledikleri beni yoldan çıkardı. Ne yapabilirim? Ben de kendimi yalnız hissediyorum. Seninle konuşamıyorduk zaten. Tapasya'yla tartışıp duruyorduk ve hata üstüne hata yaptım. İnan bana çok üzgünüm. Divya. Teyze benim canımı çok sıktı doğrusu. Zavallı İtça. Bütün bunlara nasıl katlanabildi? Sen gelmeseydin neler olurdu? Hiç bilmiyorum doğrusu. Sen büyük bir karar aldın ve bunu bana da söylemedin. Sabaha kadar dün olanları düşündüm Divya. Tapasya'yla konuştum ve o... bana her şeyi anlattı. Her şeyi biliyorum. Tapasya Veer'i istemiyor.
Bir de onu. Bunu öğrendiğimde Vir'le konuşmaya gittim. Vir'in gözlerinde iç çaya olan o büyük aşkı gördüm. Bunlardan sonra iç çanın evliliğinin sadece Vir'le olabileceğine karar verdim. Onlar birbirlerini seviyorlar. Bunu engellemeyelim. Divya, ikimiz de babasının ona bıraktığı şeyi İçya'ya geri vermeliyiz. Evet. İçya'nın düğününü biz yapacağız. Evet. Bunu yaparsam kendimi affedebilirim. Jogi bütün bunları bildiği halde gidip o kızı kurtardı. Bu insanlar neden kendi kızlarının mutluluğunu fark etmez? Bu anne ve kızı yüzünden kendimi aşağılanmış hissediyorum. Aşağılık hizmetçi. Bak başımıza ne işler açtı bizim. Tanrı bizi korusun. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Bir de beni düşün. Bırak aş. Eğer o bunu kabul etmediyse o zaman Asti de Sarampur'a gelemeyecek. O ülkenin en suçlu ve sarhoş insanı. Bu konuya neden girdik bilmiyorum. Ben Sarampur'da yaşasam daha iyi olacak. Bu seni daha yapacağımız çok şey var. Sana kalan mirasla yemek yiyip harcamalarımızı yapacağız, merak etme. Önlerine biraz para atarsın olur biter. Şimdi ne yapacağız? Sen onu düşün. Sana bu ev için teşekkürler. Ve kızına da bu saray için çok teşekkürler. Bunları neden söylüyorsun? Dizine kapanmak istiyorum. Böyle planlar yapmayı bize de öğret. Çekil yolumdan. Şunu aklında tut Damini. Eğer yılanın kuyruğuna basarsan sana teşekkür etmez. Seni ısırır. Seni ısırır. Bu kadar açgözlülük sana yakışmıyor. Anlıyor musun? Jogi senin kızını göklere çıkardı. Şimdi ne olacak? Onu aşağı indirmek için elimden geleni yapacağım. Şimdilik bir evet diyor. Ama onun ailesi... O ne diyecek sanıyorsun? Onlar da sana karşı savaş açarlar. Takur'un sinirini görmüyor musun? Bütün aile bu iş bitinceye kadar bu sinir yaşayacağız. Şimdi benim tek düşüncem senin hayatını mahvetmek. Bunu yapmak için elimden geleni yapacağım. Çünkü sen ve kızın... Güzel hayatımızı mahvettiniz. Tanrı bizi korusun. Hanımefendi? Neden buradasınız? Yapılacak bir şey mi var? Damini... Buraya senden... özür dilemeye geldim. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Damini ben...
Çok büyük bir hata yaptım. Sana güvenmeliydim. Ben İtçe'yi hiç tanıyamamışım. Hayır, hanımefendi lütfen oturun. Olmaz, olmaz Damine. Affet beni lütfen. Kızlarıma olan sevgim beni tamamen kör etti. Hayır, hayır hanımım. Eğer öyleyse ben de sizinle aynı durumdayım efendim. Ben de bir anneyim. Ve bunu neden yaptığınızı anlayamıyorum. Senin kalbin çok ama çok büyük Damine. Eğer seninle aynı durumda olsak ben kimseyi affedemem. İtça, buraya gel. İtça, ben çok büyük bir hata yaptım. Bazen büyükler de hata yapar. Lütfen affet beni. Sen benim annemsin. Bunu yapmaya hakkın var. Benim sana olan inancım tam İtça. Geçmişi unutun hanımım. Damine, göreceksin bak, kızımızın düğününü biz yapacağız. O çok mutlu olacak. Öyle mutlu olacak ki bütün dünya bilecek. Anne, sen neden böyle dalgınsın? Bir şeyim yok. Onlarla savaşmak istersen onlar kılıçlarını çekerler. Ama benim tek derdim senin hayatını mahvetmek. Merhaba Avir. Gelsene. Amca, gitmeden önce seninle görüşmeliyim diye düşündüm. Senin iki kızın da seni öve öve bitiremiyorlar. Gitmediyse eğer... bugün bir de ben geleyim dedi. Beni fazla övmene gerek yok. Övülmelik bir şey yapmadım ben. Hayır, gerçekten. Eğer sen zamanında gelmeyip bütün işleri halletmeseydin ne yapardım diyorum. Bu bugün olanlar için oldu. Benim Tanrı'nın erdemine olan inancım tamdır. Gel, bütün bunları konuşalım şimdi. Söyle bakalım, ileriye dönük planları nedir? Şu ana kadar nereden başlayacağıma açıkçası karar veremiyordum. Bak oğlum, ben kızımın seninle birlikte olmasına karar verdim. Şimdi ise senin sorumluluğun benim kızımın mutluluğudur. Bu mutluluğu sadece sen verebilirsin. Sana söylemek istediğim bir şey var. Tabii ki söyle. Bazı kararlar çabuk verilmemelidir. Ama kararı vermek için fazla vakit de harcanmaz. Bak şimdi. Kararlarını sadece bana gelip söylemen bence yeterli değil. Alacağın kararlarını ailenle de paylaşmak zorundasın bir. Ben bugün sadece büyük babamla konuştum. Şunu unutma. Sevgili İtça benim kızım sayılır. Ve şunu biliyorum ki senin ailen ve benim ailem konum itibariyle yüksek ve saygın sınıftan insanları arasına alıyor. Aile ne kadar büyükse kabul etmeleri de o kadar zor. Evet, söylediğin şey kesinlikle doğru. Benim büyük babam kendince fikirlere sahip, oldukça
katı kalpli bir adam. Dedemi ikna etmek oldukça zor, ancak benim aşkıma ve dedeme olan inancım tam. O senin gibi. Ancak benim aşkıma inanmaya başladığında tam olarak kabul edebilecek bunları. İçya sınavını geçti bir. Şimdi sıra sende. İzninizle lütfen. Çok yaşa. Dualarım hep ikiniz için olacak. Söyle bakalım. Ne konuştunuz ikiniz? Annenden hiçbir şeyi saklayamazsın biliyorsun. Ne söylediyse aynen bana da söyle. Bir benim içim hakkında ne söyledi bakalım? Arıyor baksana. Aç bakalım telefonu. Bak, kapandı. Sanırım telefonu annenin açacağını anladı İçça. O yüzden kapattı. İçça, bir ailesine senin hakkında bir şey söylemiş mi kızım? Bilmiyorum. Hala onunla konuşmuyorum. Bak İçça, küslük nereye kadar sürecek? Tamam, şimdi Vir'le konuşmuyorsun. Ama barışmalısın kızım. O senin kaderinde var. Bilemiyorum anne. Umarım her şey yolunda gider. Umarım. İçça, kaderinde ne varsa hepsini yaşa kızım. İnsanlar ne kadar yanlış olduğunu söylese de, ancak yüce Tanrı sana kötü şeyler göstermeyecektir. Sen nasıl okulda öğrencilerine sınav yapıyorsan, senin sınavını da Tanrı yaptı ve sen geçtin kızım. Sen bu sınavdan başarıyla geçtin İçça. Öyle değil mi? Artık kaderinden kaçma. Kaderini yaşa kızım. Şimdi ise Vir'in sınavı var. Onun da geçmesine yardım et Tanrım. Bir anne başka ne ister ki? Seviyorum İçer. Seni seviyorum İçer. Seni seviyorum İçer. Seni seviyorum. Bugün ya ben seninle konuşacağım ya da sen benimle konuşacaksın. Benimle evlenir misin İçer? Sen buradasın. La 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 la.
bir rüya mı bir? Seni çok özledim. Bir. Şunu unutma bir. İtça benim kızım sayılır. Ancak şunu biliyorum, senin ailen ve benim ailem yüksek ve saygın sınıftan insanları arasına alır. Aile ne kadar büyükse kabul etmeleri de o kadar zordur. İtça sınavını geçti Veer. Şimdi sıra sende. Yeni nesil ne kadar değişirse değişsin, gelenekler asla değişmez. Gelinimin yeri bu ev. O yalnızca senin karın değil, bütün köyün namını ve bizim ailemizin geleneklerini temsil edecek. Artık o kızla evlenebilirsin oğlum. O ailemize gelin olarak gelebilir. Dede, senin için her şey gelenek ve adetler. Hayatım bunlardan ibaret. Ancak benim hayatım İtça'dan ibaret. Beni dinle kasap. Yarım kalan bütün işleri bitirin. Hadi ne duruyorsunuz? Kalkın ve çiftliğe gidin. İşler ne durumda kontrol edin. Sizinkiler ne zaman gelecek acaba? Efendim, siz köyde dolaşmaya çıktığınızda onlar da peşinizden geldiler. Ümit, benim gelinim nerede? İşte gelininiz geliyor. Ömrünüz uzun olsun. Berhudar ol. Nişan tatlıları hazır. Ladunuz. Ümit nerede? Ben gelince o mutfağa mı gitti acaba? Hayır. Ben ona izin verinceye kadar hiçbir yere gidemez. Herkes tatlılardan yesin, bol bol dağıtın. Herkes yesin. Gözünüz üzerimdeyken ladulara el sürmeye nasıl cesaret edeyim? İki lokma yesem kıyamet mi kopar? Saygılarımı sunarım. Gel Ümit, gel. Geç şöyle otur, yanıma otur. Kasap. Git bize biraz çay getir. Hemen getiriyorum efendim. Bunlar seni ladu bağımlısı yapmış. Bakarken bile için gidiyor. Öyle değil mi? Evet.
Sen de tatlıları çok seviyorsun, öyle değil mi? Ah, ben de gençliğimde çok yerdim. Söyle bakalım, Digbyaj'ın nişanı nasıldı ha? Bana kalırsa, Wierinki de aynen öyle güzel olmalı, çok güzel olmalı. Bunu nereden bilebiliriz ki? Almanya'da okulu bitirip geldi. Galiba evlendikten sonra tekrar yurt dışına gidecekmiş. Benim canım Wierim, güzelce okuluna gidip, okulu bitirip köyde kalmaya karar verdi. Buna çok sevindim. En azından bir torunum burada kalacak ve benim namıma devam edecek. Doğrusu hepimiz Wier'i çok özledik. Modi nasıl peki? O çok güzel bir kız. Çok büyük bir aileden geliyor. Onun üzerine çok büyük arazileri var. Kıstan bir hanımefendi. Onun için çalışan herkes çok iyi ve eğitim görmüş kişiler. Eğer geleneklerine bağlı değilse, dünya onun olsa ne yazar? Hayır, hayır. Kız geleneklerimize ve adetlerimize son derece saygılı. Amcam onun için birini aradığını söylüyordu. Ve daha sonra da iki torununun da düğününü aynı günde yaptı. İki gelin ve iki düğünün olması çok güzel bir şey. Her şeyden iki tane var. Evet, evet ama çifte düğün hiç kolay değil. Hazırlanması gerçekten zor, öyle değil mi? Evet, bizim düğün farklı olacak. Herkes bunu konuşacak. Kafamı çevirmemle tatlıyı ağzına atıvermesi bir oldu. Bu yüzden sağlığı gittikçe bozuluyor. Kendine hiç dikkat etmiyor. Bir gün çok hastalanacaksın. İşte çay geliyor. Dur. Beklediğiniz için özür dilerim. Sen nasıl çay yapıyorsun? Kimse sana çay yapmayı öğretmedi mi? Gel, ben sana göstereyim. Hadi. Bu kasap şu garibanı cezalandıracak. Sen bir şey mi söyledin? Ben hiçbir şey söylemedim, hayır. Gelin, eğer sen de tamam diyorsan, bir bizim istediğimiz aramızda konuşup anlaştığımız karara uyacaktır. Onunla buluşup iyice bir konuşmalısın. Bugün hoşuma gitmeyen bir işi halletmem gerekiyor. Jogi Takur'u arayıp onunla konuşmak istiyorum hemen. Bu işi derhal halletmek zorundayım. Sizler de bana yardımcı olmalısınız. Gerçekten de hiç hoşa gitmeyen bir şey bu. Evet, gerçekten çok yoruldum. Bu meseleyi kafama taktım ama çok yoruldum. Hadi otur be, çayını iç. Çayı ona şekersiz ver. O şekersiz çay içecek. Bu nasıl çay böyle? Söylesene. İç onu. Şekersiz mi içeyim? Wier bu saate kadar gelmedi. Arayıp nerede olduğunu bir öğren. Merak ediyorum. Kendime ve İçaya her mutluluğu yaşatıp her sözü tutacağıma dair söz verdim. İçayı bu evin gelini yapacağım. Kimse bizim mutluluğumuzu engelleyemeyecek. Bugüne kadar bir sürü insan tanıdım. Ama artık hayalimdeki gelini bulma vaktim geldi. Bütün Buldahent Wier'in düğününe davetli olacak. Herkes eğlensin istiyorum.
Anne? Vir. Çok yaşa oğlum. Biz tam senin hakkında konuşuyorduk. Çok iyi görünüyorsun. Hadi gel. Baba? Yo 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 yo. Şu dünyada senden yakışıklısı var mı? Nasılsın babacığım? İyiyim. Şekerin nasıl? Sana en güzelinden şekersiz tatlı getirdim. Ciddi misin? Bugün ne oldu canım? Günün nasıl geçti ha? Keyfin yerinde gibi. Tatlı mı yedin yoksa ha? Tatlı yedin sen. İyi haberlerin mi var yoksa? Evet. Şeker hastalığı için bir ilaç buldum. Bundan sonra babam ne kadar tatlı yemek isterse o kadar yiyebilir. Ağzından bal damlıyor oğlum. Şaka mı yapıyorsun sen? Bana doğruyu söyle yoksa yüzüne bir tane çakarım. Anne, bu nişan nasıl olacak? Nişan hakkında daha sonra konuşuruz. Evlilik hakkında bir karar verdin mi onu söylesen. Ben kararımı verdim. Demek karar verdin. Bugün geldiğinde bizlere iyi haberler vereceğini biliyordum. Herkes senin evliliğin hakkında sorular soruyor. Ben de onlara önce kızlara bakacağımı, sonra bir seçim yapacağımı söylüyordum. Evet, şimdi söyle bakalım. Jogi Tagur'un kızı Tapasya hakkında ne düşünüyorsun? Babası tanınmış biri ve herkes ona saygı gösteriyor. Anne. Baba. Size şunu söylemek istiyorum. Ben evlenmeye karar verdim. Ama Tapasya ile değil. Tapasya değilse kiminle evleneceksin? Oğlum? Söylesene oğlum, kiminle? Anne, evlenmek istediğim kızın adı İça. İça mı? Kimmiş bu İça? Dede, bugün seninle konuşmak istediğim konu şuydu. Ben Tapasya'yı seviyorum. Ancak sadece arkadaş olarak, bir eş olarak değil. Son birkaç gündür karar vermekte çok zorlanıyordum. Sonra kalbime şunu sordum. Ben Tapasya ile mi yoksa İça ile mi evlenmeliyim? Kalbim bana İça ile evlenmemi söyledi. Kararımı bu yönde verdim. Küçük kızı demek. İça Bay Takur'un küçük kızı sayılır. Küçük kızı mı? Jogi Takur'un iki kızı mı varmış yani? Oğlum, hiçbir şey anlamıyorum. Bizim neden haberimiz yok bu kızdan? Sarmaji bana Takur'un tek kız olduğunu söylemişti oysa. İça kızı değil. Ancak onu kendi kızı gibi görüyor. Tapasya da onu kendi kardeşi olarak görüyor. Bay Takur onunla kendi kızı gibi ilgileniyor.
Bay Takur'la akrabalar mı yani? İkisi de kızı anne, hiçbir farkları yok. Bak oğlum, şifreli konuşmayı bırak artık. Bize açık açık söyle, kim bu kız söyle. Bay Takur'la olan ilişkisi ne? Dede, İça Damini'nin kızı. O çocukluğundan beri o evde kalıyor. Bak gördün mü, yine şifreli konuşmaya başladın. Oğlum, söylesene, akrabalar mı yani? Akraba olduklarını sanmıyorum. İça'nın annesi uzun zamandır onların evinde çalışıyor. Şimdi ise o evin bir üyesi oldu. Bay Takur kendisi söyledi. Onları ayırmam, ikisini de kızım gibi severim dedi bana. İkisine de eşit davranıyor. Onları birbirinden ayırmıyor. Tapasya ve benim yıldızımız hiç barışmadı anne. Biz birlikte mutlu olamayız. Onunla mutlu olacağımı hiç zannetmiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Ne güzel haberler getirmişsin. Bir hizmetçinin kızıyla evleniyormuşsun. O bir hizmetçinin kızı değil. Bir! Şimdi beni çok iyi dinlemelisin. Ben torunumu bir hizmetçinin kızıyla evlendirerek şerefime leke sürmek istemiyorum. Bilmem anlatabildim mi? İça, biliyor musun İça? İça? Neden böyle bakıyorsun bana? Sana böyle bakıyorum çünkü günler sonra iç camın yüzünde bir gülücük gördüm. Ve bu Vir'in yüzünden olmalı, öyle mi? Ha? Vir yüzünden değil. Ben mutluyum sadece. Benden saklayamazsın, ha? Annenle konuşurken içindekini sakla bakalım. Çok mutlusun. Ben biliyorum İça. Geçenlerde... Ne oldu biliyor musun? Biriyle kavga ettim İça. Nerede? Geçen markete gittiğimde. O kadar sinirliydim ki ona ne dedim hatırlamıyorum. Hemen orada ona haddini bildirseydin. Ah, hayır tatlım, hayır. Şu an değil. Onun seni çok sevdiğini biliyorum. Damadın ailesinin gelip seni göreceği günü düşündükçe senin için çok endişeleniyorum. Bir anlam veremiyorum, bu yüzden de sinirleniyorum İça. Ama o hiçbir şeye aldırmadan sabretti. O çok nazik ve çok iyi bir beyefendi kızım. Hazır gibi yetişti oraya ve kurtardı. Gerçekten İça. Çok şanslısın kızım. Tanrı seni ve Veri
Nazarlardan korusun, size bir şey olmasın. Bir seni ne kadar çok seviyorsa onun ailesi de seni o kadar çok sevsin kızım. Bunun için dua ediyorum. Dualarım sizinle İtça. Anne. Onlarla savaşmak istersen onlar da kılıçlarını çeker. Meydanı sana bırakmazlar. Sen ailemizin şerefini nasıl düşünmezsin? Bir karar verirken ailenin ve büyüklerinin ne istediğine saygı göstermelisin. Seni çok özgür bıraktım. Evet, büyük bir hata yaptım. Dede, lütfen bir kez olsun beni dinle. Lütfen. Lütfen dede. Otur şöyle lütfen. Kalbimden geçenleri sana anlatmam için fırsat ver bana dede. Kimse senin evinden eli boş dönmezken sen tutup torununun söylemek istediklerini dinlemek istemiyor musun? Dede, sen ailemize nasıl bir gelin istiyorsun? Peki ya sen baba? Oğlunun karısının nasıl olmasını istersin? Ya sen anne? Bu aile için nasıl bir gelin istiyorsun? Büyüklerine saygılı değil mi? Ya da bizim geleneklerimize bağlı. Değil mi baba? Tam da olmasını istediğimiz gibi. İça bu aileye layık bir gelin dedi. Tam da aradığımız kişi o. Peki Tapasya'nın hiç mi iyi bir yanı yok? Tapasya ve İça'nın hiçbir ortak yanı yok dedi. Onlarla bir tanışsan anlarsın bunu. Ailesiyle tanışsan beni daha iyi anlarsın. Sen ne dediğinin farkında mısın? Biz soylu bir aileyiz. Bizim soylu olmamız ne ifade eder dedi. Vah oğlum vah. O kız hakkında güzel şeyler söylüyorsun. Oldukça güzel şeyler. O hizmetçinin kızıyla birkaç kere buluşunca bizim adetlerimizi hemen unutuverdin. Bizim emrimizde yüzlerce insan çalışıyor. Hepsi bizim hizmetlimiz. Beni kendilerinden biri olarak görüyorlar. Ben onların çocuklarına babalık yaptım. Onları büyüttüm. Onların düğünlerini ben yaptım. Ancak onların çocuklarından biriyle seni evlendiremem. Buna izin veremem. Nasıl soylu biri hizmetçinin kızını gelin olarak kabul edebilir? Neden doğru söylüyor? Tapasya'yı beğenmiyorsan biz sana teklif ettiğin kızdan
çok daha iyi bir kız bulmaya çalışırız oğlum. Evleneceğin kızın bizim statümüze uygun biri olmak zorunda olduğunu anla. Geleneklerimize sahip çıkmalıyız oğlum. Oğlum, sen bize kalbinden geçenleri anlattın. Şimdi de söyleyeceklerimize kulak ver. Bütün bunları iyice düşün. Odana git Vir, iyice düşün. Bak oğlum, şu dediğimi bir düşün. Biz de bu evde büyüdük. Deden bizimle kendi oğluymuş gibi ilgilendi. Ama biz sınırı asla aşmadık. Şimdi biz sıkıntısız bir şekilde geçinip gidiyoruz. Çünkü biz yerimizin ne olduğunu biliyoruz. Bu evde biz nasıl yaşıyorsak, o kızın annesi de orada öyle yaşıyor. Bu söyledikleriniz çok yanlış. O sadece bir hizmetçi değil. O da bizim gibi bir insan tabii ki. Artık yeter! Herhangi bir tartışma istemiyorum. Artık yeter! Kulaklarınızı iyi açın, tamam mı? Ve beni çok iyi dinleyin. Kararım kesindir oğlum. Ben hayattayken bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Sen bu kadar işi nasıl yapıyorsun ha? Tabii bu tecrübeli bir hizmetçinin işi. Ver şunu. Hadi bana ver. Hadi sen rahat ol. Hadi ver. Huzur içinde dinlen, ben bütün işleri yaparım. Ben ne yapıyorum böyle? Sen yeni hanımın annesi olmalısın. Sen artık o basit hizmetçi değilsin. Düşünsene, kızının o büyük saraya gittiğini. Herkes ne düşünecek? He? Müstakbel ailesi ne düşünecek? O evdekiler ve Er'in kayınvalidesinin temizlik yaptığını gördüğünde ne düşünecek ha? Bir de şunu söyle bana. Enişteme nasıl bir büyü yaptı? Kes artık! Sen ne biçim bir insansın? Sende hiç utanma yok mu ha? Utanıyorum. Hem de çok utanıyorum. Ama bir yandan şunu düşünüyorum. Nasıl oluyor da herkese karşı bu kadar iyi oynayabiliyorsun ha? Bir de o büyüyü nasıl yaptın? Hadi söylesene bana ha, nasıl yaptın ha? Hadi söyle. Sen tanıdığım en aptal adamlardan birisin. Hadi ama ben de bir insanım, bunu kabul et. Sen neden sürekli beni takip ediyorsun? Git buradan. Ben 10 yıl hapis yattım. Sicilimi temiz tutmalıyım. Hem seni nasıl takip edebilirim ki ha, söyle. Puşkar. Gerçek yüzünü gösterdi.
Her şeyi gidip Jogi'ye anlatırsa ne olur biliyor musun? Takur sana ne yapar? Senin iç canın arkasından böyle konuştuğunu öğrenirse seni ne hale getirir? İççe ve Damini sana ne yaptı bu kadar? Neden onlara sürekli sorun çıkartıyorsun? Eğer bu evde kalmaya devam etmek istiyorsan, bu tavrını terk etmelisin. Eğer enişten bunları öğrenirse, senin için hiç iyi olmaz. Damini'den özür dile şimdi. Sana şimdi ondan özür dilemeni söyledim. Özür dilerim, Damini. Damini, onun adına ben de senden özür dilerim. Hayır, hayır hanımefendi. Bütün bu olanlar yüzünden kötü hissettiğini anlayabiliyorum. Teyzem ve Pushkar seni kabul etmiyorsa, Bay Takur ve ben sizi ailenin bir üyesi olarak kabul ediyoruz. Evet. Evet, bu yüzden kötü hissetmem. Anlamadım Damini. Herkes sizin gibi değil hanımım. Siz bizi ailenin bir parçası olarak görüyorsunuz. Ama... Ne demek istiyorsun? Damini, açıklar mısın? Evliliğe biz evet dedik ama... Birin ailesinden çok korkuyorum, çok endişeleniyorum. Ben bir hizmetçiyim hanımım. Endişelenme sen Damini. Hiçbir şeyden korkma. Bay Takur varken size hiçbir şey olmayacak. O her şeyi halledecek. Birin ailesinin bunu kabul etmeyeceğini biliyorum ama... Bay Takur var, öyle değil mi? O konuşup her şeyi halledecek. İççe'nin düğününü soylu ailelerin düğünü gibi yapacağız. Sen lütfen merak etme Damini, güven bana. Hı? Kulaklarını iyi aç. Beni çok iyi dinlemelisin, tamam mı? Ben asla torunumu bir hizmetçinin kızıyla evlendiremem. Kahveni içmemişsin. Annenle konuşmayacak mısın? Bana hala kızgın mısın? Hayır anne. Öyle bir şey yok. Mutluluğunu elinden alırsam benim elime ne geçer? Söylesene. Bilmiyorum anne. Dedem bana başka seçenek bırakmadı. Dedene kızma lütfen oğlum. O senin düşmanın değil. Neden bunları söylüyor biliyor musun? Yanan çocuk etrafa ateş saçarmış. Bizi de düşün. Oğlum, senin evliliğin hakkında
ne hayaller kurduk biliyorsun. Ama sen annenin hayallerini yıktın. Anne, ben senin bütün hayallerini gerçekleştirmek istiyorum. Bu yüzden bu kararı verdim. İça senin hayallerindeki gelin. Onunla bir kere görürsen sen de anlayacaksın. Bu iyiliği oğlun için yapamaz mısın? Lütfen anne, bunu yapamaz mısın? Hayır, bu mümkün değil. Bunu biliyorsun. Deden böyle bir şeye kesinlikle izin vermez. Neden izin vermeyeceğini gayet iyi biliyorsun, değil mi? Bunu senin de anlayacağını gayet iyi biliyorum. Bütün akrabalarımız bizi yaralamak için fırsat kolluyor. İnsanlar diğer insanlara zarar verince mutlu oluyor. Bu evliliğin aile için niye önemli biliyor musun? Bütün aile senin bizi bir hizmetçi ailesi için üzmemeni, gidip soylu biriyle evlenmeni umuyor oğlum. Soylular ve hizmetçiler arasında dağlar kadar fark vardır. Küçük ailenin kızları büyük bir aileye geldiklerinde İstedikleri her şeyi kolayca elde edip tepemize çıkıyorlar. Oğlum, bunların örneğini çok gördük. Bugüne kadar bir sürü şey yaşandı. Lütfen bunları dikkate al. Lütfen beni çiğneme. Anlamıyor musun Vir? Vir, söylesene bana. Kendi mutluluğunu mu istiyorsun yoksa ailenin mutluluğu da önemli mi? Lütfen bu konuda iyice düşün. Bir karar vermeni istiyorum. Aileni mi seçeceksin? Yoksa evlenmek istediğin o aşağı sınıftan küçücük kızı mı? İkisini de istiyorum anne. Hayır, bu mümkün değil. Anne, eğer ben bu aileyi parçalamak isteseydim Amerika'dan asla geri dönmezdim. Ben sizlerle yaşamak istiyorum. Köyümüz için çalışmak istiyorum. Anne, bu yüzden içi harika bir seçim. Tapasya büyük bir ailenin kızı. Ama bizim ailemize uyum sağlayamaz. Ayrıca içi çok masum ve çok temiz kalpli bir insan. Çok çok iyi biri. Küçük bir okulda öğretmenlik yapıyor. Yokluktan geldiğini biliyor. Bu yüzden bir eli sürekli yoksullarla. Herkes için bir şeyler yapmaya çalışıyor anne. Lütfen bana inan anne. Onunla el ele verip bu köyü cennete çevireceğiz biz. Bizim ve ailenin hayatlarını cehenneme çevirerek köyü cennete mi çevireceksin? Böyle mi düşünüyorsun? Sizi ve herkesi düşündüğümde aldığım bu kararın doğru olduğunu görüyorum anne. Anne, eğer bana inanmıyorsan git ve onlarla tanış. Demek istediğimi anlayacaksın. İçe ailemize uyum sağlayacak. Bunu çok iyi biliyorum. Ben buna gönülden inanıyorum anne ve sizin başınız belaya girmesin diye de kendi keyfime göre hiçbir şey yapmayacağım. Bana inanabilirsin. Bana güvenmek zorundasın anne. Bu asla olmayacak. Bir kez olsun görüşemez misin? Hayır, olmaz. Deden ne söylediyse o olacak. O kararını verdi ve bu asla değişmeyecek. Bence onun kararlarına karşı gelme. Buraya seni ikna etmeye geldim. Ancak bir erkeğin aklına bir kız düştüğü zaman annesi oğluna yabancı olur. Aşk seni kör etmiş. Annenin hayallerinin kırıldığını gördüğün halde hala bana nasıl bakabiliyorsun bu şekilde anlamıyorum. O kız daha gelmeden ailemizin huzurunu kaçırdı. Evimizin temellerini sarstı. Şimdi şunu iyi hatırla istiyorum.
Seninle ailem arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, bil ki annen ailenin tarafında olacak. Bu başka türlü olmayacak. अपनी तो जैसे